Herkese merhaba arkadaşlar, ben Soner Bostaş. Nükleon 64 geliştirme kartımızı kullanarak STM32 ARM programlama uygulamaları yaptığımız bu eğitim serimizin 11 videoluk uygulama videolarının ardından artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle yapmış olduğumuz uygulamalarımız sırasıyla bu şekilde sıralanmaktadır. Bu uygulamaların hepsini ilgili videolarda elimden geldiğince açık bir şekilde ve bildiğim, tecrübe ettiğim bilgilerle sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım hepiniz için faydalı ve yararlı olmuştur. Ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında eğitimlerimizde çekmiş olduğumuz bütün videoların içeriklerini ben GitHub kanalımda, GitHub repomda, STM32 Programming adlı repoda bu şekilde sizlerle paylaştım arkadaşlar. Dilerseniz buradan girip kendi kodlarınızı kontrol edebilir, kendi kodlarınızla karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde buradan bu adresi, bu GitHub reposunu bütün videoların altına etiketledim, ana sayfasını, yani şu sayfayı. Buradan siz istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz uygulamaların yanı sıra burada DAC ile ilgili, yani Digital to Analog Converter ile ilgili de iki uygulama paylaştım sizinle. ADC'den sonra bunları çekmeyi planlıyordum ama fark ettim ki STM32 F401RE mikro denetleyicimizin içerisinde DAC birimi bulunmamaktadır. Bunları buraya koydum. Sizin mikro denetleyicilerinizde referans manuellerinizden, data sheetlerinizden kontrol edebilirsiniz. DAC biriminin olması halinde bu kodları çalıştırabilirsiniz. Kodları kontrol ettirdim. Kodlar çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eğitim serimizle alakalı içeriklerimizin hepsinin olduğu bölüm. Yine bu bölümü ben giriş videosunda da anlatmıştım. Bu şekilde bütün uygulama videolarımız da burada. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki eğitim serimiz STM32 küp IDE derleyicisini kullanarak Hall kütüphaneleriyle yine Nucleon 64 board'umuzla, bu sefer STM32 F446RE board'umuzu kullanacağım. Bu board'umuzla birlikte uygulamalar geliştireceğimiz bir eğitim serisi olacak. Bu eğitim serisi burada anlattıklarımıza göre biraz daha ileri seviyede, yani orta seviyede bir eğitim serisi olacak. Yine böyle burada görmüş olduğunuz şeylerle başlayıp, burada görmüş olduğunuz başlıklarla başlayıp üzerine eklemeler yapacağımız bir eğitim serisi olacak. İnşallah kısa zamanda onu da çekmeye başlarım ve sizlerle paylaşırım diye umut ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Tekrar teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Başarılar arkadaşlar.